Değerli Dost TV izleyicileri, bugünkü konumuz ergenlik. Ergenlikle ilgili sorun yaşayan anne babalar var ve bu dönemde zorlanıyorlar. Gerçekten ergen çocuğu olan, bu dönemdeki anne babalar neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Biz bu konuda Tala'yla neler yaşadık? Evet. Ergenlikte ben çocuklarıma nasıl davrandım, neler yaşadım? Bütün bunları bugün ele almak istiyoruz. Evet Hala ne diyorsun? Gerçekten önemli bir konu. Birçok bilimden de hocam çocuğumla ciddi tartışmalar içindeyiz. Öğrencilerden de hocam annelerimle babamla tartışma içindeyiz gibi serzenişler geliyor. Bununla alakalı nasıl yaklaşılması gerekir? Bu dönemle alakalı nasıl ince bir çizgi var? Nelere dikkat edilmesi lazım? Bunu işleyeceğimiz güzel bir yayın olacak. Öncelikle şu konu çok önemli. Ben kimim sorusu çocuğun ana merkezinde. Hmm, bu dönemde çocuk kimlik arayışı ben kimim diye bir yolculuğa çıkmış aslında. Evet yani bu aslında ikinci bir doğum gibi. Nasıl kelebek kozadan çıkacak uçmayı kazanması için o kozadan çıkmadan bir çırpınışı var ya. Çocuk aslında o çırpınış var ya bir fırtınalı bir dönemden geçiyor. Bir de şu da var. Çok da önemli. Neye önemli? Bu dönemde anne babanın yaptığı yanlışlar, bastırmalar, özgüvenini, evet. öz, güvenini, öz yok eden davranışlar varsa çocuk bunu kırma şansı da var. Evet. Ergenlikle beraber. Aslında o fırtına yapıcı bir sonuç da doğurabilir. Veya o baskı artarak devam ederse ailenin pusmuş, karakteri hiçe sayılmış bir çocuk, bir yetişkin de ortaya çıkabilir. Evet burada nelere dikkat etmek lazım? Önce bir çocuğu tanımak mı lazım? Çocuk bu dönemde neler yapıyor? Nasıl bir iç dünyası var? Anlamak lazım. Yani tanırsak, anlarsak o şekilde biz de yaklaşımlarımızı doğru noktaya konumlandırabiliriz. Çünkü onun dünyasında neler geçiyor? Onun içsel olarak neler yaşadığını bilsek. Çünkü zorlu bir dönem. Kolay bir dönem de değil yani. Sonuçta dediğimiz gibi kelebek çırpınışın içinde. Yani fırtına, fırtına halleri her zaman zordur. Onun için de bir karakter ortaya çıkıyor. Bir yanma dönemi, çayın demlenme dönemi gibi bir dönem. Onun için de anne baba bilmeli ki çocuk bazı hataları da mazur. Ve insan fıtratı da hatasız olmaz. Elbette ki bazı hatalar yapacak. Ve burada da en önemli çocukların ihtiyacı anlayışla karşılanmaları. Onun anlaşılmaya çalışılması. Orada da bir şifre vereyim ben anne babalarıma. Ben gençliğimde neler yaptım? Aa evet ben de buna benzer hatalar yapmıştım diyeceğiz. Yani ben de mesela çok geçmedi ama geçmiş günlere baktığımda evet öğrencilerimle mesela bazen iletişime geçiyoruz. Ya ben de bunları yaptım diyorum mesela bazı şeylerde. Ben de şunları bak geçirmiştim deyince evet ya demek ki oluyor ama o anlar da o kriz anları da sıkıntı anları da aslında onun olgunlaştığı ve öğrenmesi hayata hazırlandığının en önemli kazanım noktaları. Şimdi burada anne babalar şunu görmeli. Yani ben de çocukluğumda yani o ergenken benim de hatalarım eksiklerim oldu. Ama şimdi bakıyorsun anne babalara öyle bakmıyorlar. Evet. Sanki o gençten 15-16 yaşındaki gençten 25 yaşındaki bir olgunluk bekliyorlar. Bu hata olur. Evet. Yani sonuçta o olgunlaşmak için kendi hayatında bazı hatalar, eksikler, kusurlarla beraber bunları görmesi ve bunların farkına varması gerekiyor gencin. Evet yani şu önemli anne babalarda eskiden çocukluk dönemindeki yaptığı anne babalığın aynısını delikanlılık, gençlik döneminde de yapmaya çalışıyor. Hatta çünkü eskiden otur diyorsun oturuyordu, kalk diyorsun kalkıyordu. Çocuktu yani. Ona hükmedebilirdin. Ama artık o da bir birey. Evet. Bireyliğini kazanmak istiyor. Ve şurası da önemli. Çocuk sorgulayıcı. Evet. Yani sorgulama döneminden geçtiği için bunun mantığı ne? Bunu yapmamın gereği ne? Hatta ufak çocuklar bile soruyor ama ergenler daha net soruyor. Daha böyle net olarak bunu dile getirebiliyorlar artık. Onun için Sen yap, yap dediğinde neden yapacağım diyor. Neden yapacağım diyor. Onun için de yaptığımız işlerin, koyduğumuz kuralların altını da doldurabilmemiz lazım. Neden, din anlatmamız lazım bazı şeylere. Şimdi burada bir kaliteli, bilge bir anne babaya ihtiyaç var evet. aslında benim gördüğüm. Çünkü sen daha küçük dönemde yani 0-8 yaş dönemi, 9-13 yaş dönemi ergen öncesi evet. çocuğu istediğin gibi yönetebiliyordun. Evet. Otur otur kalk kalk. Ama ergenlikle beraber sen de bilge bir anne baba değilsen yani zorla yaptırma değil sorularla onu açma, ha. empati kurma, ona yakın olma. Onun sıkıntılarını görme ve ona rehberlik yapabilme kalitesi. Bütün bunlar senin eğitimli bir anne baba olmanla ilgili aslında. Aşırı müdahil olmak değil. Biraz daha rehberlik olmaya çekilmek lazım. Çocuğu sahaya sürmek lazım burada. Çünkü burada biz, ben onu daha çok ilkokul ve ortaokul geçişlerine görüyorum. Bazen ortaokul lise geçişlerinde de yaşanabiliyor bu. Anne her şeyle müdahil olmuş. Baba her şeyle müdahil olmuş. Ve o fazla işli dışlılar. Yani bu kötü bir şey değil ama aşırı hoşgörülü tutumu izlerken e, anlatırken de bahsetmiştik. Yani anne bu her şeyini halletmeye çalışınca çocuk hayata pişemeyince ne oluyor? Sıkıntılar ortaya çıkıyor yani. Burada işte çocuk e, kendi sorumluluğunu alan evet. e, birey olmaya çalışıyor ya birey olduğu için e, birey olduğunu göstermek çabaları var. Evet. O çabaların desteklenmesi lazım. lazım. Yani özgürlük bu dönemde önemli bu çocuk için. Işte, doğru mu? Önemli. Kendi başına hareket edebilme dönem önemli. Önemli. Ama e, kendi... şu da önemli. Hmm. Özgürlük sorumluluk dengesi sağlaması da önemli. Evet. Sorumluluğu kadar özgür, özgür olduğu kadar da sorumlu olmalı. Evet. Burada e, ben şunu görüyorum çocuklarda. Mesela arkadaşlar. Evet. Çok önemli. Dinlediği şarkılar. Önemli. E, bir bakıyorsun e, birdenbire farklılaşabiliyor. E şimdi neden Ke zevki değişiyor? O kimlik ar arayışı içinde evet. e, hoşlandığı, sevdiği bir şeyden daha sonra hoşlanmayabiliyor. Neden? Evet. De deniyor aslında. Denemeler yapıyor. Doğru mu? Doğru. Ama bir de anne babaya bazı noktaları zıtlaşıyor yani. Çünkü onun ana değerlerini de ölçüyor ve sorguluyor. Hmm. Anne babanın getirdiği şeyler acaba doğru mu değil mi? Onları da bir mizanı koyuyor. Onları da bir tartıyor, tartılıyor. Ve ona gelen yorumlar ne olacak onları da tartıyor. Bazen hatta zıttına aşırı derecede gidebiliyor. Bir sene bununla alakalı bir fıkra vardı. Adam çocuğun yeni bir tanesi soruyor mağazadaki sorumluya. Diyor ki ben bu kaza alırsam geri iade edebilir miyim diyor. Niye diyor beğenmedin mi diyor. Yok diyor Anne babam beğenirse diyor sana geri vereceğim diyor. <laughs> ya bazen gerçekten aşırı zıtına da gidebiliyor bunları denerken. Burada da işte dediğimiz gibi anne babalar onların her şeyini bazılarını hazır aldığından. Ben şunu da, hayatımda şunu da gördüm. Yani çocuğuyla küçüklük döneminde aşırı derecede her şeyini halleden aşırı derece içli dışlı olan anne babalar ergenlik döneminde daha da zorlanıyor. Çünkü çocuğu biraz şımarttığından, el üstünde tuttuğundan, hayatla yüzleştirmediğinden ama büyüdüğü yaşlarda öyle olmuyor. Bir eksiği kusur olduğunda hani yapmacık değil hayat. Hayat mesela arkadaşları pat diye söylüyorlar. Veyahut işte istediklerini her şeyi yapmıyorlar. Korumacı değil. Anne, annesi gibi hayat. Yani, bu sefer ne oluyor? Arkadaştan alamadığın anne babasına tepkisellik olarak yansıtmaya başlıyor mesela yani. Hmm, bir de nazı, nazının onlara geçeceğini biliyor. Biliyor. Ya yani onun için de burada bizim dengeli hay, ergenliğin ön tarafını da doğru hazırlamamız lazım yani. Orada sorumluluk becerisi 9 yaşla beraber kazandırılması lazım. Veyahut işte evin bir bireyi olduğunu, ait ol, olduğunu ona hissettirebilmek lazım. Bunu zamanında doğru bir şekilde altyapısını hazırlarsak ergenlik döneminde de bu süreci geçirmemiz daha kolay olacak. Evet onu özellikle çocuklar e, ne ister kitabında? Dönem dönem çocuğun doğumundan evlendirinceye kadar her dönemin e, apayrı özelliği var. Ve her dönemin gıdaları var, zehirleri var. Eğer biz ilk o başladığımız dönemde çocuk doğumuyla beraber bir şeyleri yanlış yapmaya başlamışsak o zaman temel yanlış atılmış oluyor. Evet. O temelin üzerinde bizim yaptığımız, bina etmeye çalıştığımız eğitim adına birçok şey de maalesef sonuç olarak olumlu sonuçlar vermiyor. Özellikle 0-8 yaş dönemi çocuğun bencil olduğu, hırçın hareket ettiği, her istediğinin yapıldığı dünyanın merkezinde ben varım dediği dönem. Anne babalar mesela o hırçınlığın aynısını nerede görüyor? Ergenlikte görüyor. Evet. Çünkü 9-13 yaşta daha uyumlu daha böyle başkalarını dinleyen, ben demeyen, ben varım ama başkaları da var diyen, işte mesela dini terbiyenin, ahlan, kuralların, anne baba saygısının, yani birçok alışkanlığın, güzel alışkanlığın kazandırılması gereken bir dönem bu dönem. Temel değerler. Biz o temel değerleri verdiysek, senin o altını çizdiğin şey o, eğer biz o temel değerleri doğru verdiysek, o çocuk ergenlikte çok bizim başımıza ağrıtmıyor. Önemli. Ama o temel değerler eksik kaldıysa, bu sefer o eksik bıraktığımız o temel değerlerden dolayı ergenlikte başımızı arayabiliyor. Çünkü dedik ya sorgulama dönemi, kişiliğini kendini bulma dönemi. Ben dünyaya niçin geldim? Ben niçin yaratıldım? Benim yaşama gayem ne? Amacım neydi? Bulması lazım. O temel değerlerimizle ama yaşam amacımız birebir ilişkili işte yani. Bir Rabbimizi bilmek, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilmek, bir yaşam amacımı bilmek. Benim de mesela sorgulamam o sürecimde yani. Allah razı olsun sen de annem de hani temel değerlere sahip, temel yaşta vermiş güzel insanlardınız. Tabi insan yine belli bir süzgeçten şeyden geçiyor ama bunu daha anne babadan görmeyle değil, daha da altı dolu böyle delillerle, ispatlarla olacak bir şekilde arıyor yani. Evet ben baktığım zaman mesela ergenlikte bir anne babalar neye dikkat etmeli? Empati ve anlayış. Evet. Çünkü özellikle burada çocuğun kafası karışık, duyguları yoğun, hatalar yapabiliyor. Evet kibar olan bir çocuk birden kabalaşabiliyor. Burada mutlaka empati yapıp onun yerinize kendimizi koyup ve anlayışlı olmamız lazım. Yani çocuk e, o hırçınlığına rağmen seviliyorum. Annem babam beni seviyor diyebilmeli. Diyebilmeli. Ya burada da ben bakıyorum velilerime. Hocam böyle şey mi olur ya nasıl yapar diyenler işlerde işleri zor. Ama hocam biz de bir yollardan geçmiştik ya. Ben onu anlayabiliyorum diyenlerin işleri daha kolay gittiğini. Çocuklara bu süreci daha iyi yönettiklerini gördüm. Ve beni burada Sıfır problem. Hiçbir sıkıntı çıkmasın. Kuzu gibi olsun diyenlerin de çok sıkıntı çektiğini gördüm. Şimdi empati ve anlayış varsa evet. her türlü derdini, sorununu, problemini bize anlatabilen bir çocuk var. var. Onun için burada eğer biz o anlayışı, empatiyi gösteremezsek çocuğumuzu başkasının kucağına atarız. atarız. Yani Bu çok tehlikeli. Son limanı biz olmalıyız. Heh, son limanı biz olmalıyız. Onun için bak birinci maddemiz kesinlikle empati ve anlayış. Ben ne kadar empatik ve anlayışlıyım çocuğuma karşı diye bunu sorun kendinize. Mesela burada da çocuk bazen hatalı kararlar oluyor diyoruz. Çünkü aslında duygu onda hakim. Limbik sistem hakim. Ön beyin de hakim değil. Bizim gibi doğruyu, yanlışı, arkası, önüyle düşünemiyor. Duygu hakim olduğundan, coşkun olduğundan yapıyor. Ondan sonra Aklı düşünüyor. Ya yani ondan dolayı bunu yaşayarak öğrenecek. Bunu hani birçoğumuz yaşamışızdır. Ben mesela bu düşünüyorum. Ya ben bunu nasıl yaptım dediğim çok fazla şey var yani. Ama Onları yaşamışım ki bugün ben buradayım yani. O da doğru. Onu da o an anlayabilmek lazım, bilebilmek lazım. Mesela yine biraz kendi hayatımızdan bahsedeyim. Ben mesela eski hayatımda bazen böyle ani çıkışlarım, tepkiselliğim oluyordu bazen. Okullarda böyle olaylar falan yaşıyordum. Ama ben bitiyordu olay mesela. Ne yaptım, ne ettim böyle kendimden geçiyordum. Sen kaybetmeye dayanamıyordun. Dayanamıyordum mesela. Yine bazen farklı öfke problemleri olabiliyordu. Bir gün böyle bir olay yaşadık. Lisedeydik birili bir kavga etmiştik. Bir öğretmenimiz de yani okulda bir haşladı bizi. O ayrı. Ayrıca yine bir çarşıda ben bir yüzümü yıkıyorum. Böyle bir, bir ayrı suyu var. Bir içeri dedim, bir de baktım öğretmenimi gördüm. Sen ne yapıyorsun ya dedi. Ne yerde ya dedi. Biraz Hazreti Mevlana'yı oku dedi. Yunus Emre'yi oku dedi. Bir dedi ne yaptığını bil dedi yani böyle. Bana böyle çok güzel yaklaştı. Okulda bağıran olacak. hocam. Bir şey yapmış. Gerçekten ben ne yapmışım ya dedim böyle. Bir şey oldu. İçime bir şey oturdum işte mesela. Hmm. İnsan işte pişiyor yani. Tabii o empati ve anlayışı hocanın. Ne yaptı? Senin onunla bağ kurmanı sağ sağladı. Burada hocanın iletişimini de kutlamak lazım. İkinci maddede şu. Bir defa iletişim becerileri. Evet. Yani bu dönemde açık, samimi ve anlayışlı olan birilerine ihtiyacı var. Var. Ve açık, samimi bana her şeyini anlatabilirsin yakınlığını verecek şekilde iletişim kurma becerisine sahip olmalı anne baba. Evet. Kestirip atıyorsa, konuşturmuyorsa, soru sordurmuyorsa, bastırmaya çalışıyorsa bir defa o çocuğu kaybediyor. Evet. Veyahut kafasında bir şey var anne babanın. İlla bunu yapacak. Şablonlaştırıyorsa bu da büyük bir problem. Evet. Bu sefer çünkü herkes kendine özel. Yani tamam senin bir bakış açın var. Ana değerlerin olabilir. Çocuğunla alakalı hayallerin, gayelerin olabilir. Bunlar kötü şeyler değil. Evet. Ama bizim senaryomuzu yaşamak zorunda da değil çocuk. Bir de şu var. Sen değerleri verdin. Verdim. Verdikten sonra artık onu uygulayıp e, uygulayıp uygulamama ve onun sorumluluğunu alma. O sorumlulukla beraber hata yapıyorsa pişman olma ve o pişmanlığından olayı gerekirse özür dileme, oturma, ağlama, işte Bedel ödeme. tövbe etme. Anladın mı yani? Evet. Sonuçta sen onları doğruyu öğrettikten sonra sen onun başında zincirleyip de her şekilde kontrol Ama edemezsin artık yani. Sahada. Yani sahada artık o sen değerleri verdikse ben bazen anne babalarını söylüyorum. Siz değerlerinizi evet. verdiniz mi? Bizim ölçülerimiz verildi mi çocuğa? Verildi. Evet. Verildikten sonra artık siz bunu doğru verdiyseniz ne kadar doğru verip vermediğinizin sahada ölçümüdür aslında çocuğun doğru. yaptıkları. Kök sağlam olsa, ağaç sallansa da devrilmiyor yani. Kesinlikle. Onun için biz orada işte 9-13 yaş döneminde eğer değerlerimizi iyi oturtmuşsak o noktada korkmayalım. Çocuğun arkadaşlarıyla işte kimlik arayışı içerisinde bazen farklı yanlış tutumları ve davranışları olabilir. Ama o hemen farkına varır. Ya bu benim aileme yakışmıyor, benim değerlerimle örtüşmüyor. Evet. Ben ne yapıyorum diye. O sorgulamanın içine ben gireceğine inanıyorum. Bununla alakalı bir aile dostunun çocuğu bahsetmişti. Çocuklar, kız arkadaşları beraber sinema organize etmişler. Ama sinemanın içeriği de ahlaka yakışmayacak. Biraz bazen kötü, argo konuşulan bir içerikmiş. Anne bunu duymuş ama merak etmiş. Acaba demiş değerlerimizini mi, mi tercih edecek yoksa arkadaşlarına mı uyacak? Karışmamış yani ilkten müdahil olmamış. Ama içimden de diyor farklı bahaneler uydurayım diyor. O gün acaba babaannenlere mi bilsek o gün başka bir şey mi yapsak şey yapıyorum diyor. Caydırmaya çalışıyor. Ya içeriden içeriden ince şey yapıyorum diyor. Ama son kararı ona bırakıyorum diyor. Gitme diye engellemiyorum diyor bu dönemden dolayı. Anne sen bana hiçbir şey demesen de ben oraya zaten girmem anne diyormuş yani çocuk. Vay be yani güzel. Ben onun benim ne kadar, bana ne kadar zarar olduğunu biliyorum anne demiş. Ben gerekirse arkadaşlarımdan bazı tepkilere maruz kalırım, yalnız kalırım ama demiş. Ben o ahlak dışıya girmem demiş yani. Güzel. Çok hoşuma gitti mesela yani. Bu da beni memnun etti dedim yani. O tabii anne bir endişeyle kaygıyla anlatıyor. Kolay değil. Değil. Bu süreç hiç kolay değil ama o temel ne kadar doğru bir şekilde, doğru bir üslupla verdiğinizi bir göstergesi. çocuk bunu sahiplenmiş. Ve böyle oldukça eğer herkese rağmen tek başına da bu değerlerde durabiliyorsa gözünüz arkada kalmasın. Ama kolay da değil. değil. Yani hani o noktada çevreye karşı dayanım bir duruş gösterebilmek, onun yerine farklı alternatifler desteklemeleri de sağlamak lazım. Şimdi 3 bağımsızlık ve sorumluluk. Yani bu şey. dönemde çocuğa bağımsızlık ve sorumluluk Vermek lazım. lazım. Şimdi özellikle e, özgürlük ve sorumluluk, sen Denge biraz demiştin. bahsetmiştin, dengede demiştin, e, demiştin. Şöyle önemli bu, şimdi çocuk zaten özgürlük arayışında. Evet. Hatta şeyi de zorlar, özgürlükleri de sınırları da zorlar evet. çocuk. Onun için burada çocuğun o özgürlüğü neden önemli? Çünkü kendini keşfedecek, kendi yolunu bulacak. Doğru. Onun için burada çocuğun bağımsız olmasından anne baba bak tedirgin olabilir, evet. korkabilir ama buna göz yummalı. Ya kanat at kanatlarını açacak. Evet. uçmak istiyor. Biraz da aslında kanatlarını tartmak da istiyor. Evet. Ne kadar da yükseğe çıkabiliyorum da tartmak istiyor. Ve bazen de tabii çakıldığı oluyor, bazen çarptığı oluyor. Ama onu tartmak istiyor yani. Ben hani neyi ne kadar başarabilirim? Ucum hattim hududum neresidir? Onu bir bilmek istiyor yani. Ya orada da anne babaların elbette ki bir kırmızı çizgisi olacak. Ama kırmızı çizgiyi dar bir çizgi yapmayacak. Biraz daha genişletecek yani eskisine göre. Bazen hatalarına, ya yani turuncu rengine bazen müsamaha gösterecek. Eskiden hani ya turuncu olan hemen müdahil oluyorduk ama değil. Buna biraz daha kendi bedeliyle, kendi yaşayarak da dersler çıkarması lazım. Ama ne olursa olsun kırmızı, geniş de olsa kırmızı çizgilerin olması lazım. Şimdi burada e, sorumluluğunu bildiği ölçüde özgürlüğü olması lazım. Evet. Yani ben ne yapıyordum mesela? diyordum ki 10.30'da geleceksin. Evet. Doğru mu? Doğru. Net. 10.30'da gelinecek. Sonsun. Şimdi sen de 10.30'da geliyordun. Geliyordum. Şimdi diyelim ki 10.30'da gelmiyor çocuk. 12'de geliyor. Şimdi ne yapacaksın? 10.30'dan artık gelme hakkını kaybeder. İşte evet. o evimiz böyleydi yani. E tabii şimdi burada bak. Orada işte o sorumluluğu bilme. Evet. Sorumluluğunu biliyorsa özgür bırak. Evet. Ama sorumluluğunu bilmiyorsa ve sorumluluğunu suistimal ediyorsa Orada demek ki özgür bırakılmayı hak etmiyor. Sakla 9. sınıf geldi. Evet. 9. sınıfta sen bana pek karışmıyordun. Sınav yine bitmişti. Evet. Liseye başlamıştık lise 1. Arkadaşlarla oynuyorduk, etkinlikler yapıyorduk, geziyorduk, vakit geçiriyorduk. Karnede kırık geldi. Evet. Askeri var, var, <laughs> üç var, gök kuşağı bir karne getirdik. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bir organizasyon yapmışlar. Havalar güzelleşmeye başlamıştı. Bir havuz organizasyonu. Allah sen de mutlaka gelmen lazım. Çok güzel böyle böyle şeyler yapacağız. Baba gidelim Olmaz oldu? Niye? oğlum bu karnı ne? Bu düzelecek ki o öyle olacak. Sen bunu hak etmedin ki oğlum. Niye? Karışmadın. Ders çalış, ders çalışan önemli değil. Ama özgürlükle sorumluluk dengesi de sağlanmadı. Dersleri de gevşettiğimizde ne yapıyor? Bazı lüksler, bazı artık şey, keyfi şeyler elden otomatikman alınıyordu. Şimdi şu da önemli. Mesela burada sorumluluğunu sen ihmal etmişsen bunun bedeli var. Evet. Şimdi ben orada onu sorumluluğunu sen ihmal ediyorsun. Evet. Ama ben orada sorumluluğu ihmal ettiğinde bazen ne görüyorum e, tepesinde çocuğun hiç e, o esnekliği, ya, vermiyor. esnekliği vermiyorlar, hata yapmasına izin vermiyorlar. Şimdi sen sonuçta özdenetim iradeni, iradeni evet sen iradeni nasıl güçlendireceksin? Evet. Şimdi ben başında baki değilim. Evet öyle. Ben hep şunu sö söylerim, bak oğlum burası duvar, vurma kafanı. Bak vurursan kafana acır. Acı. Bak ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bak bunlar yanlış şeyler, bunları yapmaman lazım. Yapmaya kalkarsan ne yaparım? Çekilirim bir de ittirim, sağlam vur. Neden? Çünkü ben şunu gördüm hayatım boyunca. İnsanlar nasihatten değil musibetten anlıyor. İnsan çocuğu için musibet ister mi ya? İstemez. İstemez. Ama bak bazen eğer ders alacaksak musibet de gerekebiliyor. Evet. Anne babalar bunu da görmeli. Bu bunu bunu göze almıyor anne babalar. Bir kere dua, bir kere yol göstermek, anlatmak, on kere dua etmek. Evet. Bir de burada sorgulay, sorular atmak. Evet. Yani i̇yi böyle nokta atışı ona kafasında oluşturacak sorular atmak. Onu Çocuk uyandıracak. Onu uyandıracak. Onu dürtecek, farkına varacak hatalarına. Onlar çocuğu düşündürtüyor. Evet. Soru gerçekten güzel. Yani o alıyor ama o etki etmedi diye düşünmemek lazım. O iç aleminde onu yoğurmaya çalışıyor. Gerçekten belli vakit sonra da yanıyor yani. E, devreler yanıyor, uyanıyor. Doğru sorular atmak ve biraz daha rehberliğe çekilmek. Ben mesela o süreci hatırlarım. Hani sen de gerçi iş hayatında var biraz daha yoğun yoğundu. Evet. Seminerlerin yoğundu ama hani böyle bir şey, çok bir işli dışlı çok bir şeyimiz yoktu. Ama uzaktan uzağa bir ensemde bir takipte bilirdim yani. Hani yakın yakından değil ama uzaktan uzağa da bilirdim yani. Evet. Burası da önemli. Bir de mesela bu izin meselesi, özgürlük meselesiyle alakalı. Mesela bir şey yapılacak. Aslında içten biliyorum. Babam buna izin verir. Ama izin isterken de çekiliyorum. Sanki o denge olması gereken bir dengeymiş. Ben onu fark ettim yani. Hani çocuk la olmayacak. Her şeyi de şunu da yapayım, bunu da yapayım da değil. Hani ama izin verdim. Zaten babam reddeder. Hiç istemeyeyim, yasak, gizli yapayım da değil. Değil. Ya babam izin verecek ama ben de onun hafif bir çekincem de olması lazım. Şimdi o da şöyle e, madde olarak ben yazmışım. Hı hı. E, sınırlar ve kurallar. Evet. Mutlaka sınırlar ve kurallar olmalı. Evet. Bak şimdi ergen her dediğini yapamaz. O da Bak oldu? mutlaka sınırlar ve kurallar olmalı. Mesela e, kız kardeşinle ilgili işte ben e, onun kız arkadaşları geliyor, bizde kalıyor. Evet. Tamam mı? E, hiç kardeşin kaldı mı dışarıda? Kalmadı. Evet, tamam. e, birkaç defa bununla ilgili biz tartışmalar yaşadık onunla da. E baba işte e, arkadaşım baskı yapıyor. E biz sizde kalıyoruz. E, ben niye kalamıyorum? Hayır kalamazsın. Kesinlikle. Sen kalamazsın. Benim kendime göre kurallarım var. Hatta kız, kız arkadaşı, kızımın geldi Halimünür'ün biliyorsun. Hı hı. Dedi ki Can Ten amca e ben sizde kalıyorum. E, Halime da bize kaldı. Sen de bizde kalma. <gülüyor> <gülüyor> Sen de kalma. Yani senin kalman, anne babanın izin vermesi benim izin vereceğim anlamına gelmez. Evet. Yani kurallar ve sınırlar çok önemli. Çok. Çünkü bazen e, biz kendi tecrübemize dayanarak bazı kurallar ve sınırları koyuyoruz. Çocuk bunların farkında değil. Çocuklar da aslında e, bu sınırlara ve kurallara ihtiyaçları var. var. Ama daha sonra fark edecekler onu. Geniş de olsa kırmızı çizgi olmalı. Tabii işte bilgi anne babaları konuşmuştuk bize o tutumlarda. Evet. Bilgi anne babalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Destekleyici. Yani sevgi var, saygı var, ben senin yanındayım var, sen benim için özelsin, değerlisin var ama bir şey daha var. Kurallar var. Evet. Onu zorlama var. ...ondan daha iyisini yapabilirsin diye onu sıkıştırma var. Önemli. Yani burada hem destekleyici hem de talepkar anne baba olmak lazım. lazım. İşte onun için burada da işte e, sınırlar ve kurallar önemli. Bu dönemde çocuklar e, gençlikte sınırları zorlamaya çalışırlar. E, tamam e, sınırlarını çizip katı bir çizgiyle onu e, yıkılmaz, esnetilmez hale getirmemek lazım... E, gerekirse esneyebilmek lazım ama yine de kuralları e, net olarak ortaya koymak, koymak lazım. lazım. O da onun iyiliği için olduğunu, onun değer verdiğimiz, onu koruma amaçlı yaptığımızı bilmeli. Altını doldurmalıyız. Kurallarla alakalı mesele de aile toplantıları da önemli. Evet. Bir araya gelip biz herkes ailenin bireyi olduğunu, aileye ait olduğunu, onun hissini güçlendirme adına onun fikirlerine değer vermeliyiz. Bu yaş aralığında çok önemli. Mesela bir arkadaşım benim arabadan çok anlardı. Babası o yaş sürecinde, büyümeliyse sürecinde Araba alırken, satarken, ticaret erbabıydı babası. Onun fikrini alıyordu. Çok hoşuna gidiyordu mesela. Tabii. Değer veriyordu ona. Babam diyor benim sen 10 bin lira para kazandın diyordu mesela. Böyle aferin oğlum. Böyle sırtını sıvazlıyordu babası da böyle. Çocuk böyle bir gerçekten babasıyla apayrı bir iletişim vardı. Hani bu onun fikrini de aldığı için, ona da değer verdiği için. Mesela ne yapmalı mesela bazen babalar? Oğlum sen bu konuda nasıl düşünüyorsun? Oğlum kızım sence bu nasıl hareket etmeliyiz ailecek? Bunun sonu nasıl olur gibi sorular sorarsak da evet... Anne ama benim görüşlerime değer veriyor. Ben bu aile için önemliyim. Benim de bir fikirlerim var. Ben de bu aile için bir şeyler dile getirmeliyim. Ben de bir fikir üretmeliyim. Katkı diye. sağlamalıyım. Sahibiyet, aidiyet hissi ortaya çıkıyor. Şimdi burada işte sınırlar ve kurallar belirlenirken de işte o toplantılarda işbirliği, işbirliği halinde yaparak onun da fikrini al alarak o kuralları ve sınırları belirlersek ona uymasını kolaylaştırmış oluruz. Bir diğer artısı o. Sonuçta Tabii. uymadı. E kızım bu senin koyduğun kuraldık Beraber bunu dile getirdik. Belirledik. E bu senin de fikrin vardı. Bu anlaşmamız da deyince o zaman yelkenler suya iniyor. Babam bana baskı yapıyor annem bana baskı yapıyor değil. Biz beraber belirledik gerçekten. Senin Aa, iyiliğin için belirledik. Gerçekten bunun benim de fikrim vardı. Ben bunu uymalıydım deyip ders çıkarmız daha kolay oluyor. Ve uyma oranı daha da artıyor. Ama dediğimiz gibi orada da orta yolu bulmak her zaman kazançlı yani burada. Ben lisedeki öğrencilerimle de ders çalışırken de öyle. Diyorum ki 20 mu 30 mu 40 soru mu? O diyor ki 30. O olur. Ben zaten 20'ye de razıydım. 30 orta yolu <laughs> buluyoruz genelde yani böyle. 40 da aşırı fazla. Ama orta yolu genelde buluyoruz. Onun için şu dönemde önemli. Seçenekler sunmak lazım. Evet. İlla böyle yap değil. Şöyle mi yapmak istersin böyle mi yapmak istersin? Evet. Yani birincisine razı olun. Diğerini biraz daha kötü gösterin ama. Hani ölümü yürüpsün diye razı etmek derler ya. Alternatifler sunarsanız. Çocuklar benim fikrim değerli. Benim iradem değerli deyip atılıyorlar. E böylelikle hem bazı şeyleri yaptırmış oluyorsunuz. Hem de çocuk bunu baskıyla yapmış değil. Kendi seçimi olarak sahiplenmiş oluyor. Evet, ergenlerle e, iletişimde anne babalar nelere dikkat etmeli devam ediyor reklamlardan sonra. Evet, e, ergenlikte anne babalar nelere dikkat etmeli devam ediyoruz falan. Ne diyorsun başka? Doğru arkadaş çevresi. Ha. Artık bizim öğrenme psikolojik hocamız vurgulamıştı. 0-6 yaşta anne baban dediği hakimdir. İlkokul döneminde ilkokul öğretmeni dediği hakimdir. Ortaokul döneminde dış bir etken dayı olur, mahalleden bir büyük olur, bir abi olur. Onun dediği hakimdir. Ama lisede arkadaş çevresi hakimdir. Arkadaşı ne diyorsa o doğrudur. O. Çünkü arkadaşıyla beraber o onaylanma ihtiyacı, o takdir alma ihtiyacı, anlaşılıyorum ihtiyacını otomatik karşılamış oluyor. Ve bir de kendini tartabiliyor. Yani acaba kişiliğim oturdu mu, oturmadı mı, ne düzeydeyim, ben benliğimi kazanabildim mi? Arkadaşlarıyla beraber olduğu ortamda bunu Saha işte yani tartabilmesin orada mı? Yani onlarla beraberken e, sonuçta aynı sınıfta okuyan, aynı sırada, a, aynı Benim atmosferde, ortam. aynı okulda beraber olduğu insanlar. O insanların ona nasıl baktığı, Baktı. nasıl gördüğü, nasıl değerlendirdiği, sevdiği mi, sevmediği mi? Yani bütün onlar çocuğun ben doğru yapıyorum ya da yanlış yapıyorum mu ortaya koyuyor. Hı. Ama diyelim ki yanlış arkadaşlar var etrafında. Evet. İşte Şimdi onların mı? onayını almak istiyorsa da bu sefer Sıkıntı tehlikeli var. bir yola giriyor. Onun için arkadaş evet iyiye de yönlendirebilir çocuğu, kötüye de yönlendirebilir. Bu dönemde anne baba için en önemli bak en önemli şey nedir e, deseler bana Çocuğum. ben derim ki çocuğunun kimlerle arkadaş olduğunu, kimlerle geziyor, kimlerle dolaşıyor çok iyi bilmesi lazım. Ben zaten hep şunu vurgularım 9. sınıf velilerime, yani lise 1. sınıf velilerime çocuğun dersi şöyle ders böyle değil, arkadaşları. Evet. Arkadaşlarının güzel insan olduğunu bilin, içiniz rahat etsin. Önemli bak dersleri de zayıf olsun. Evet. Anlamadım. Ama ders çalışan idareli olan, hedefi olan arkadaşları olsun. Olduğu zaman zaten ders de toparlar. Zaten peşinden hemen o toparlar. Burada bir arkadaşımın babası aklıma geldi. Yıllar sonra anlattı bize. Babası, e, belki 10 küsür sene sonra. "Talha, de, ben seni tanıyorum." dedi. Ben meğer o amca hiç görmemiştim. Hmm. Dedim, Nereden tanıyorsunuz?" "Ben" dedi. "Arkadaşım ismi de Talha. Sen de tanıyorsun. Talha Çetin'in babasıyla biz hmm. muhabbet etmiştik." Ben dedi de "Talha, o Talha" dedi, Okul başladığında takip ediyordum. Annesi de çok bazen, e, aktif biri yani böyle biraz baskı odaklı biri. Ne yapıyor? Ne ediyor bizim oğlan? bir git bakalım peşinden. Bir bak bakalım. İlk gün öğleni nasıl takip etmiş babası? Kimlerle beraber ne yapıyor? İkinci gün takip etmiş. Üçüncü gün. Dördüncü gün. Hanım demiş gerek kalmadı demiş. Olur mu ya demiş ne güzel oluyor demiş. Biliyordum haber getiriyordun böyleydi. Şöyleydi, <laughs> Benim de içim rahat ediyordu. İçim rahat ediyordu. <laughs> hanım demiş bizim oğlan demiş. ilk günler demiş. iyi bir seçim yapmadı. Baktım etraftakiler sigara içiyor. İyi değil durum böyle şey değil. İçime sinmediydi. Takibe devam edeyim dedim ben. Biraz da gözlemliyorum ilk hafta geçsin diye. İkinci günü onlarla. Üçüncü gün baktım arkadaşlarım değiştirdi bizim oğlanı. Baktım camiye gidiyor dedi. Artık dördüncü gün baktım. Yine bu çocuklarla beraber. Hanım için rahat etsin. Bizim olan arkadaşlarım oldu. Artık benlik bir mesele kalmadı. Demiş. Ama şey şöyle güzel mesela Tavlan'ın babasının yaptığı çocuğunu takip etmesi. Evet, yani kesinlikle bak dokuzuncu sınıfta ben okula gelir giderim. Ne kadar yoğun olursam olayım öğretmenleriyle görüşürüm. Çocuğumun çıkış saatleri Çıkış saatlerinde hmm. nereye gittiğini, ne yaptığını takip ederim. Arkadaşlarım, etmek zorundayım. Arkadaşlarını, arkadaşlarını tanırım. Arkadaşların anne babalarını da tanırım. Tabii. Arkadaşlarına gerekirse bir çay söylerim, bir kafeteryaya götürürüm, bir yemek yediririm. Evde davet ederim. Eve davet ederim tanıma adına. Evet. Daha sonra onun anne babalarıyla tanışırım. Evet. Çünkü bu dönemde çocuğu en çok şekillendiren ve yöneten anne baba değildir. Kimdir? Arkadaşlarıdır. Senin ne dediğin önemli değil. Arkadaşının ne dediği, ne yaptığı, nasıl davrandığı önemli çünkü onu birebir kopyalıyor. Evet. Ona benzemeye çalışıyor. Onlar gibi olmaya çalışıyor. Ve bunlar bir de bir grupsa o grubun içine girmek istiyor. Girmek istiyor. Onay almak, uyum, grup uyumu, sosyal uyum çok önemli onların çok. durumda. Hatta gaza getirip birçok saçma sapan şeyler yapan kişiler de var. Ben de yani dahilim. Bakıyorum bizim arkadaş da var İsmail öyle. Bir bakıyorum yani bir şey yapıyorduk biz küçükken. Birimizi böyle kol kola girip fırlatıyorduk. İsmail yapamazsın, yaparsın, yapamazsın. Hadi yap. Tamam diyor ben bunları niye yapmışım diye İsmail şimdi. ne <laughs> veriyorduk mesela böyle. Tabii. Lina i̇kinci kat kadar alıyor. Bacağı kırabilir, kolu kırabilir ama Tabii. o gaza gelme arkaç çevresini nereye götürüyor insanı yani? Tabii mesela şeyde bazı sosyal medya mecrahında arkadaşının bacağına vurup evet. yere düşürme bir de bir basketçi kızımız milli takımdan maalesef o sakatlandı. Oynayamadı yani. Evet. E şimdi neden? Birileri yapıyor. Bak şimdi birileri yapıyor. Ondan sonra sen görüyorsun, sen de yapmaya kalkıyorsun. Neden düşünemiyorsun? Yani sonuçta gençsin. Evet. Bu noktada seni iyiye mi yönlendiriyor, kötüye mi yönlendiriyor? O arkadaşlarının durumu aynı zamanda senin doğru kimliği bulmanı da sağlıyor. Doğru. Beraber bir yolculuğumuz var aslında. Yani. Tabii. Burada tek başına o bir yolculuk değil, hep beraber olan bir yolculuk beraber ilerlenebiliyor. Burada anne babaların bir önerimiz çaprazlama yöntemi. Senin çocuğunu, kendi çocuğuna sözün geçmeyebiliyor. Ama senin çocuğun en yakın arkadaşının sözün geçiyor. Senin çocuğuna da onun annesinin babasının sözü geçiyor. Aklına gelen şeyleri ona söylemek. O arkadaşı da güzel, aklı senin bir çocuksa o senin çocuğuna söylese daha etkili bir hale gelebilir. Tabii işte burada hemen az önce dediğimiz şeyi kaçırmaması lazım izleyicilerimizin. Burada dikkat etmeleri gereken şey şu. Sen çocuğu, o çocukla arkadaşının anne babası olarak ne kadar ilgileniyorsun, ne kadar onu evine davet ettin, yemek yedirdin, bağ kurduysan o kadar onun üzerinde tesirim var. Aynen öyle. Anladın mı? Yani burada evet. onu kaçırmamak lazım. Burada e, biz ne yapıyorduk mesela mutlaka senin arkadaşlarını tanırım ama Aynen. senin arkadaşların anne babalarıyla da ben tanışmaya çalışırım. Evet. Şimdi benim görevim bu anne baba olarak ergenlikte. Çünkü çevresini bilmediğin ve kontrol etmediğin bir çocuk senin değildir. Evet doğru. Özel annem mutlaka bir iftar alırdı Evet. arkadaşlarımız yani. Onlara da böyle güzel ikramlarda şeyler de bulunurdu. Onlara bazen hediyeler falan gönderirdi. O bağ kurma adına da bunlar da önemli şeyler. Ve bir diğer önemli şey de burada çocuğum benim doğru arkadaşla beraber mi? Arkadaşları doğru mu? Çocuğum doğru bir yolda mı? Bunun bir önemi de hedefleri var mı? Yani boş bir çocuk mu? Benim çocuğum nereye götürüyor? Gayesi var mı? Neler yapmaya çalışıyor? Şimdi mesela bir gayesi bir hedefi olmayan çocuk saçma sapan şeyler de yapabilir. E, yanlış yollara da sapabilir. Onun için onlara bir hedef, bir gaye verme, bir hayal verme. Vermek lazım. Zaten fıtratan bunlara müsait bir zaman. Tabi. Dedik ya o başarabilir misini tatmak istiyor. Dünyayı mesela, kurtarmak istiyor. A, bir şeyler yapmak istiyor. Kendini göstermek istiyor, i̇stiyor. aslında. Dilleri de böyle. İdeallerinin dili. Şunu yapacağım, bunu yapacağım hadi oradan dersek onun da kanadını kırmamak lazım. Hmm. Evet oğlum ben sana inanıyorum. Bu noktayla alakalı bir desteğin ihtiyacı olursa ben destekçiyim. Ve burada gerçekten orada onlara inanan öğretmen bir büyük, bir üniversite öğrencisi, bir rol model gerçekten büyük destekçi oluyor. Evet bununla evet. ilgili mesela Kulüpler, kulüpler, kulüplerde mesela çocukların e, faaliyetleri yani burada meşgul etme. Evet. Projeler bu ara çok devreye giriyor. Ve değil. kendini hani keşfetme döneminde ya evet. ne yeteneği olduğunu sahada görecek. Sahada görecek doğru. Onun için onda sahadaki yetenek ve becerilerini keşfedebileceği farklı alanlar, işler mesela yardım projeleri, evet. destek projeleri. Sosyal vakıflar, sosyal dernekler. Müthiş işe yarar yani evet. bu noktada çocuklarımız boş duracağına koştursun. Evet. Yani bir yerlere koştursun. Aktif Hizmet yani. etsin. Bir de zaten yardımcı olma duygusu var ya var. o duygunun da beslenmesi lazım bu dönemde. Hareketli yapısı var. Yani evet. Sıkılıyorlar. Bunları devreye sokmak lazım. Bunu en iyi depremde gördük. Gençler şöyle böyle diyenler depremde yardım zamanlarında evet. spor salonlarında geceye kadar durmadan oraya gibi çalıştı mesela gençler. Doğru Doğrusu paketleme yaptılar. Sahaya ne kadar güzel işler yapabiliyorlar yani. Evet. Bir kere daha görmüş olduk. Burada da anne babalara biraz toy çıkarmak yapamaz zaten. Hocam onlar daha şey ders çalışsınlar falan dememek lazım. Aktif sahaya sürmek lazım. Ve hakikaten böyle gençler de ayakları daha sağlam yere basan, ileride büyük işler başaran gençler oluyorlar. Tabi burada kendi melekelerini de e, keşfedip geliştirmiş oluyor çocuklar. Evet. E, işte çocuk tamam sahaya sürmedin Evde ders çalışsın. Hayır oturuyor. Şimdi odası var. Çekildi odasına. Telefon var. Hı, telefon var. E, bilgisayarı var. Oyun oynuyor. Evet. Şimdi çok daha mı iyi evde bu şekilde e, kalması? Peki. Onun yerine sahada doğru insanlarla yani ona yön verebilecek e, lider konumundaki abileriyle evet. ondan sonra derneklerde varsa, genç, yani, e, belediyenin e, gençlik merkezi, bir, oluyor. Birçok yerde evet. başlarındaki işte onları yönlendirebilecek, doğruya sevk edebilecek insanlarla beraber sorumluluklar paylaşması onların ileride çok daha iyi yerlere gelebilmeleri adına bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben mesela gençlerle o bağı çok güzel kurduğuma inanıyorum öğrencilerimle. İlk sorduğum soru da şudur. Hani gözünü kapatsan, neyi başarsan gözün açık gitmez. Mutluluktan uçarım, senin yüz yaşına boğulurum dersin. Nedir senin bu hedefin gayen dediğimde çocuk bir şaşırıyor. Bundan sonra ne olmamış ki? Evet. Dersin Kaç puan aldın? buradan başlayın. Ne olmak istiyorsun? Hemen bunu sormuşlar. Hani orada ne yapmak istiyorsun? öğrencim biri öyle demişti. Hocam ben mimar olup bir şehre mal olacak bir eser bırakmak istiyorum dedi. Güzel bak. Çok mutlu oldum ben de yani gerçekten. Ben, ben çok heyecanlandım. Neler hep mesela böyle açmış şey yapmıştı inandım. O zaman mimar olmak hedefini koymuştuk. Sonra üniversitesini falan da belirledik. Hep ben o süreçte onu hayal ettirdim. O destekleme çok güzel bir üniversite mesela. Mimarlık kazandı. Ne kadar güzel. Ve ben şunu samimi söylüyorum. O çocuğun öyle bir eser bırakıp hatta çağırırsa bizi o da olabilir. <laughs> Ama kendi de böyle yanında bir fotoğraf çekildiğinde görür gibiyim yani. Yapacağına inanıyorum. Güzel. Kimya ile alakalı bir hedef koyan bir öğrencim vardı. Yine staja gittiğimde bir öğrencim vardı. Arif. Çok orijinal bir çocuk. Kart vizit verdi bana. Dedim Arif bu kart vizit ne üzerine? Hocam boş dedi. Ama dedi ileride de olacak. <laughs> o ya da ben, güzel. Evet ismini atılmış. Tasarımını kendi yapmış. Şu an dedi ne olduğunu bulamadım dedi. Lise öğrencisiydi o zaman. Evet. Ama dedi, şuna emin olmayacağım dedi. Ben bunun içine güzel bir şeyle dolduracağım. Arif dedim. Doldurduğun zaman bana da haber ver. Ben de senin elimde olacak bir şeyse reklamını yapacağım dedim yani. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Şimdi şun... bile yaptık bak reklamını Arif'in. <laughs> <laughs> Ama yani gerçekten kabına sığmayan bir çocuk. Yani şöyle gelmişti. Hocam ben bilgisayar odamızın bize yeterli olmadığını düşünüyorum demişti. Yani Kabını sıkmıyor, bir şeyler daha fazla şeyler yapmak istiyor evet. ve anlattığı şeyler, çalıştığı şeyler, ee, düşündüğü şeyler büyük işlerde hoşuma gitmişti mesela yani o idealler, gayeler üzerine çocukları yönlendirebilmek, rehberlik etmek lazım. Ya şunu sormak lazım, bir şey o mesela ben doktor olmak istiyorum, neden doktor olmak ha. istiyorsun? Mühendis olmak istiyorum, neden mühendis olmak istiyorsun? Mühendis ol, neler başarmak Bak, istiyorsun? Bak Neler başarmak istiyorsun? Yani burada e, onun nedenini de bence buldurmak lazım. lazım. Çok güzel. Yoksa para lazım. kazanmak için, tamam kazandı parayı, ne olacak? yani kısır bir hedef. Evet yani burada dünyaya mal olabilecek, evet. insanların hayatını güzelleştirecek, kolaylaştıracak, bir iz bırakacak. Evet. Neler yapabilirsini e, çocuğa bu dönemde çok iyi şekilde vermek lazım. Lazım. Gerçekten bit dediğin gibi tıp öğrenci, bir öğrencim de öyle demişti. Hocam yeryüzü doktorları diye dernek var. Oraya üye yolu Afrika'dan bir çocuğun hayatını kurtulmasına vesile olsam gözüm açık gitmez dedi. Yani çok duygulanmıştı. Hakikaten yani o çocuğun Eee o mesleğe sarılması, işine sarılması nasıl olur? Burada da yani boşluklardan kurtulması da nasıl olur? Gayesi evet. var bu çocuğun yani. Bu çocukla benim çocuğum arkadaş olsun işte. Doğru. Gerçekten yani bir gayesi hedefi var. İyiye yönlendirir bunlar birbirini. Bu mesele önemli. burada da Yavuz Yiğit hocamı ben ciddi öneriyorum sosyal medyada. Anne babalarını takip etmesini, gençlerimizi de takip etmesini. Çünkü hem o kişisel becerileri, projeleri devreye sokabilmek, insanlığa faydalı olabilecek, neler yapılabilecek. E, neler yapılabilir ve doğru kaynaklardan beslenebilmekle alakalı da burada da anne babanın doğru rehberlik yapması da önemli. Yani orada bilinçlendirme açısından baktığım zaman gençleri çok güzel işler yapıyor evet. Yavuz Hocam. Özellikle mesela bu son Filistin olayında, Buyur, e, Gazze'de, depremde e, depremde bunlarla ilgili çok güzel e, sosyal projeler yaptılar. Ve çok ses getiren de e, gençleri de işin içine e, katarak çok güzel işlere de imza attılar. O da ben de çok takdir Münazara ettim. Münazara şampiyonaları. Bu da önemli mesela. Fikri yapısını oturması için çocuğun tartışmadan, bağırmadan hani akli ve mantıklı bir şekilde davasını, fikrini oturtabilmesi adına münazaralar mesela bu yaşlarda önemlidir. Yine okul dışı diye bir şey var. Okul dışı kendimi nasıl geliştirebilirim? Zamanımı nasıl daha kıymetli hale getirebilirim? Bir de okumalarla alakalı şeyler. Sen de mesela o vakitte çok müdahil olmuyordun bize. Şöyle yapın böyle yapın demiyordum ama Hala bu kitabı okursan çok fayda olabileceğini düşünüyordun diyorsun. Kitabı veriyordun çekiliyordun mesela. Evet. Ne yapıyordu o kitapta? İnsana bir şey yoktu zaten yani. Doğru kişiye doğru kitap verirsen ben senin orada biraz eczacı gibi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani gerçekten onu doğru kişi doğru noktada buluşturabilirsen onlar önemli. Senin hayatında kitapların önemi fazla mıydı baba? Senin ergenlik nasıl geçti? Tabii ben genişte. de baktığım zaman mesela özgüvensiz bir çocuktum ben. Neden? Kekemeydim. Yani 19 yılla yakın kekemeydim. Tam bir de o yaşlara denk gelmiş. Doğru. Tabii tabii çok zor. Ve o dönemde mesela işte en arkada oturuyorum, saklanıyorum, hiç konuşmuyorum. Kendimi ifade etmek istemiyorum. Neden? Zaten konuşamıyoruz. Evet. Öyle olunca ben de kitap okumaya başladım. Evet. Zaten arkadayım. Zaten derslerle çok alakam yok. Ve arkada kitap okurken benim hayatımı değiştiren biyografiler oldu. Evet. Hayat hikayeleri. Yani bazen diyorlar ya coğrafya kaderdir. Kardeşim coğrafya kaderdir diyoruz ama çok zor, imkansız başarıların çıkması imkansız gibi görülen coğrafyalardan müthiş başarılar çıkmış. Evet. Bu demek ki sadece orada bulunmakla ilgili değil. Orada bulun bulunduğun halde sen neler yapabilirsinle ilgili. Evet. hayalleri ne kadar varla ilgili. Mesela düşün. Çok kötü bir devlet okulunda bak, mahallesi kötü, ortamı kötü bir devlet okulunda çok zayıf çocuklar da var, takdir teşekkür alan çocuklar da var, tamam. derece yapan çocuklar da var. Evet. E, aynı okulda, aynı ortamda, evet. aynı sınıfta bu çocuklar. Onun için hiçbir zaman bulunduğun şartlar seni bağlamaz. Bulunduğun şartlara eğer sen bahanelere sığınırsan kaybedersin. Ama kazanan insanlara baktığım zaman bütün olumsuzluklara rağmen, kimse onlara inanmamasına rağmen, kimse onları desteklememesine rağmen bazen öyle diyor. Hocam diyor bizi destekleyen yok. Yok. Destekleyen olmadığı halde başarılı olan insanlar var. var. Onun için burada çevrendeki tamam çevre çok önemli dedik evet. bir zaman çevrendeki olumsuzluklara, hayallerini çalanlara, engel olacaklara dur demek de önemli. Evet. Bu senin anne baban da olabilir. Anne baban da yeterli olabilir. Evet. Burada hedef gayenin varsa evet. artık bazı şeyleri aşmaya başlıyor idealler. Tabii hedef işin gayen işin... için bak neleri göze alabildiğin, ne kadar mücadele edebildiğin önemli burada. Bu da gerçekten idealler de dönemi. Yani, yani bu Tabii. döneminde artık biraz milleti duymama noktası da güzel anne babanı mesela aşağıda biliyorsun bazen hedef kaynağın için yani ya şimdi burada ne var baktığım zaman ben mesela orada e, özgüven kazandıran kişisel gelişim kitapları o dönemde okudum oradaki başarı hikayelerinden etkilendim ve ben bir hayal kurdum hayalim şu binlerce insana konuşacağım dedim evet. ben ve inan gözümün önüne geliyordu ya bin kişiye konuştum ama ben kekemeydim ve ben bunu anneme söyledim babama söyledim kimse destek vermedi ki kimse evet. inanmadı ki ama haklılardı Şimdi ayağını vura vura konuşamayan bir insan binlerce insana konuşmalar yapacak. Kim inanır buna? Evet. Ama ben inandım. Bak bana kimse inanmadı ama ben inandım. Ve önemli olan e, senin inanman zaten. Evet. Şimdi şu çok önemli. İç sesin ben yaparım diyorsa beynin onu nasıl yapabileceğine dair yollar aramaya başlıyor. Hayır. Bilinçaltın onu nasıl yapabileceğine dair yollar aramaya başlıyor. Hayır. Şimdi diyelim ki ben yaparım dedim. Babam, çevrem, bütün arkadaşlarım, herkes sen yaparsın dedi. Ama iç sesim şunu diyorsa, yapamazsın tanıyorum ben seni. Bittin sen. Sonuçta çevrenin ne dediği, önemli demiştik ama çevreden çok daha önemli senin iç sesinin ne dediği. Burada asıl yapmamız gereken şey şu. O hayalleri biz, o e, ideallerimizi biz belirledikten sonra ona ne kadar tutkuyla bağlıyız, ne kadar onun için bedel ödemeye hazırız. Eğer biz bunları yapabiliyorsak önümüzde hiçbir şey duramaz. Doğru. Ya Benim hayat hikayemde, başarı hikayemde bunu gösterdi bana. Anne veya baba bir de desteklese, Tabii. bir de öğretmen desteği de olsa neler neler yapılabilir? Ya annem, babam benim öğretmen. Şimdi evet. öğretmenken desteklemediler. Evet. <laughs> yani önemli olan ama şöyle destek vermeleri iyi olmaz mıydı? Olurdu. Olurdu. Şimdi olurdu. buradan söylüyorum. Evet. Anne babalar çocuklarımızın hayalleri varsa, idealleri varsa, yapmak istedikleri varsa desteklesinler. Ama annem babam desteklemiyor diye ben hayallerimden, ideallerimden vazgeçmemeliyim. Bu da başka bir şey. Başka bir mana. Yani burada da gerçekten e, gaye idealist olma. Ama zaten bu yaşın gerektirdiği bir şey de var. Bir de biz anne babalar işte meslek erbabı olarak da öğretmenler olarak da destek verebilsek ne mutlu demek ki müthiş noktalara da çıkacak çocuklar yani. Evet burada Benjamin Bloom'un yaptığı bir araştırma var. Yüz dahi çocuk. Evet. Bu çocuklar neden bu kadar başarılı? İki şey var. Bir, ben yapabilirim. İki sen yapabilirsin. Hmm. Bak şimdi ben yapabilirim neden önemli? Ben yaparım dediğin zaman bir şeyi 100 milyar sinir ücreti nasıl yapabileceğine dair yollar arıyor. Anıyor. Şimdi sen yapabilirsin dediğin zaman işte o ben yaparım'ı daha güçlü hale getiriyor. Hmm. Ama burada işte o ikisi olmasa bile mesela ben yaparım gerçekten o iç sesini değiştirecek şekilde ben yaparım varsa başarı yine geliyor. Yani buluşlar yapan insanları inceleyin. Bak binlerce hayat hikayesine bakın. Bunların çevresel desteğinin olmadığını görürsün. Burada tamamen o hayaline inanmış ve adanmış bir ruh var. Evet. O ruh varsa bütün engellere rağmen ilerlemeler var. Sonuçlar var, güzel sonuçlar var. Onun için çocuklarımıza şartlar ne olursa olsun, inandıkları şeyin mücadele ederek peşine düşerlerse mutlaka olumlu sonuçlar alabileceklerini de göstermemiz ve öğretmemiz lazım. Tabii. Burada da mesela Peygamber Efendimiz sellem aklına geldi. Gençlere çok güzel rehberlik yapmış ve sorumluluklar vermiş. Tabii. Daha Muaz bin Cebel 20 yaşında vali yapmış mesela. Ya. Musab bin Umeyr'i 18 yaşında Medine'ye öğretmen olarak göndermiş. Kendinden önce orayı bir altyapısını zeminle hazırlasın diye. Ya müthiş bir zemin hazırlamış orada. Musab Doğru. Zeyti, ordu komandarı yapmış mesela çok erken yaşta. Hep gençleri böyle nokta atışı yerlere kabiliyetlerince yönlendirdiğini gördüm Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu da ne kadar önemli gençler. Ne kadar güvendiğini gösteriyor. Hep de gençler yüzünü kara çıkartmış mı? Hayır. Evet, işte, Sonuna kadar da kabiliyetlerini en iyi noktaya kadar kullanmaya çalışmışlar ve sabitlem olup dünya izlemeyi yaymışlar. Doğru. Yani bu da şunu gösteriyor bize. Bizim gençlerin önünü açmamız lazım. lazım. Gençlerin önünü kapatan değil. Hı. Gençlerin önünü açan anne babalar, açan öğretmenler, açan yetişkinler olmamız lazım. Hı. Burada da çünkü sahaya sürdükçe bir şeyler yapabilirler ve onların dinamizmine... Onlara yeniliklere çok ihtiyacımız var. Çünkü bu dönem gösteriyor ki çocuklar üretmeye çok açık. Evet. Kalıpları kırıyor çünkü yani. Böyle sınır dışı düşündüğü için yeni buluşlar öyle ortaya çıkıyor. Yeni tasarımlar böyle ortaya çıkıyor yani. Şimdi burada ben mesela şunu da söylemek isterim. Hepimizin pe performans tavanı var. Evet. Anne babanın da çocukta gördüğü bir performans tavanı var. Hmm. Diyor ki benim çocuğum bunu yapabilir, bunu yapamaz. Evet. Şimdi neye dayanarak diyor? O çocuğun geçmişine bakıyor, yaptıklarına bakıyor ama onun inandığı o performans tavanı belki de onun çok daha üstünde yapabilecek bir potansiyeli var. Doğru. Ama ben sadece orada görüyorum onu. Bak şimdi performans evet. tavanları. Bugün o performans tavanları e, sahaya sürmeden ortaya çıkacak bir şey değil. değil. Peygamber ve sallallahu aleyhi ve onları sahaya sürerek sahabe efendilerimizi onların aslında performans tavanlarını nasıl e, açtıklarını, neler başardıklarını belki de onlar da farkında değillerdi. De. Evet onlara göstermiş oldu. Onun için hepimizin içinde bir cevher var. var. Ve o cevherin e, sağda desteklenerek o potansiyellerini çıkaracak şekilde gençlerimizin önünü açarak farkına varılarak bunun desteklenerek yürütülmesi lazım. Ben öğrencilerime Hazreti Mevlana'nın şu sözünü söylüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Her insan mücevher dağdır içindeki cevheri keşfet diyor. Ya. ya. bu ortaya çıkınca zaten dediğin gibi bir şey karşısında duramıyor yani. Yaradan içimize onu koymuş. Ya Fıtratımız onu koymuş ve onu bulmamızı istiyor. Aslında biraz ergenlik de içe, döne, içe yönelme dönemi de var çocuğun. Tabii. Kendi dilini buluyor. Cevheri çıkartmak istiyor yani. Ne olduğunu bulmak istiyor. Onun orada, çıkmışlar var. Orada gerçekten elinden tutan bir büyük, ona destek olan, ona inanan birini bile bilse annem babam an bana inanıyor. Benim yanında olduğunu bilse o zaten bulunmaz bir nimet çocuk için. Evet. Ket bu... koymasak bile yeter. Evet. Burada e, doğru model anne baba olmak da önemli. Önemli. Yani burada gençlere e, tavırlarıyla, davranışlarıyla aynı zamanda ben annem gibi, babam gibi olmalıyım. Evet. Keşke olabilsem. E, o anlayıştaki o bilgi anne babalara da ihtiyaç var. Ben evet. ergenlikte şunu gördüm. Tamam anne babasını sorguluyor ama doğru model olan anne babasından etkileniyor. Evet. Ve uzun vadede, vadede. uzun vadede ve onlar gibi olma çabası içerisine giriyor. Yani burada rol model anne baba ne kadar olabiliyoruz? Olamıyoruz. Bunu da sorgulamamız lazım. Anne babalar bir ümitle, hayata bir iştahla, kendilerinin de bir gayesi olması lazım. Yani hani ben zaten anne babayım. Ben zaten çocukları şey bir yere getirdim. Ne yapabilirim? İşimi bir yere getirdim. Bitmiyor ki bu hayat. Evet. Daima bir terakki etmek lazım. Fıtrat bizden bunu istiyor. Bir öğrenci aklıma geldi. Ben bu soruyu soruyordum yine. Hani ne başarsan gözüm açık gitmez. mutluluktan düşerim sorusu. Şunu diyordu. Mesela üniversite bitirmek ama daha sonra, daha sonra diyor çocuk bana. Daha sonra, daha sonra, daha sonra. Daha sonrası dedi hani ölüm dedim yani daha sonra. E dedim ölümden sonrası da olması lazım. Evet. ölümle bitmemesi lazım. Tamam dedim hani ondan sonra ben onu ayrı hayat. Demek ki dedim yaptığın işi Allah rızası için insanlara faydalı olabilecek bir şekilde yapmalısın dedim. Evet hocam ben de bu cevabı bekliyordum dedi evet çocuk yani. Hmm. Onu sorguluyormuş çocuk. Gerçekten ne kadar büyük bir zihin taşıyor. O daha sonra daha sonra daha sonra. E bitti hocam değil yani. Daha sonrasını da istiyor. Anne babalar da bunu taşımadı. Yani atıyorum ben bir iş yeri kurdum. Bitmemeli yani. Daha ötesi neler yapabilirim? Son nefesimize kadar hayırda beşikten mezara ilim. Bir ilim öğrenmede devam etmeliyim ben çocuğuma rehber olma adına. Veya insanlara faydalı olmadığına devam etmeliyim ki dediğin gibi doğru rol model olabileyim. Evet biz doğru anne babalar olmadan çocuklarımızın da sağlıklı birer genç olabilmeleri mümkün değil. Şimdi bakıyorum gençlerde saygısızlık var. İşte şikayet ediyorlar, işte terbiyesizlik var, işte e, ufuk hayal yok. E, çok tembeller hocam diyorlar. Ama ben görüyorum ki o gençler aslında önü açılsa, onlara inanılsa, desteklense çok güzel şeyler yapabilecek potansiyellere sahipler. Onlar bizim hazinemiz. Onlara ne kadar doğru yönlendirme yapabilen bilinçli anne babalar olursak o kadar daha güzel gençlere sahip oluruz diye düşünüyorum. İnşallah bizler böyle olabiliriz. İnşallah.